Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle yeniden Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Malumunuz efendim işte yaklaşık 5,5 saat kadar sonra yeni yıla artık girmiş olacağız. Hepimizin yeni yılla ilgili beklentileri farklı farklı, ancak ortak nokta belki de şu: sağlık sorunlarıyla boğuşmadığımız, pandemiden ve ondan kaynaklı ekonomik krizlerden uzak, huzurlu ve bereketli bir yıl olsun istiyoruz hepimiz. Ve tabii ölümlerin olmadığı bir yıl olmasını diliyoruz. Yeniden İstanbul'dayız. Taksi şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcuyla Bağdat Caddesi'ne geldi. Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcuyla taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede de büyüdü, kavgaya dönüştü. Bu sırada belinden çektiği tabancayla taksi şoförü Hüseyin Gür'e ateş eden yolcu olay yerinden kaçtı. Abinin bacağına sıkmışlar. Kurşun bir yerden girmiş, diğer taraftan çıkmış. Yaralı abimiz de bu. İnerken bir bozuk para mevzusu oluyor ve arkadaşımızı çekip ayağından vuruyor. Taksi ücretini fazla bulan yolcu tartıştığı taksiciyi vurup kaçtı. Arkadaşımız Kadıköy Metro Taksi'den yolcuyu alıyor. Kizi toprağa geliyor. Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu, taksi şoförü Hüseyin Gür'le tartışmaya başladı. Sinirlenen yolcu belinden çıkardığı silahla taksiciyi ayağından vurduktan sonra kaçtı. Evet, abinin bacağına sıkmışlar. Çevredekiler yardımına koştukları taksiciyi bir sandalyeye oturtup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kurşun bir yerden girmiş, diğer taraftan çıkmış. Yaralı abimiz de bu. Gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan taksicinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, silahlı saldırganın kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Efendim işte haberin fotoğrafı bu. Gideceği adresi navigasyona önce girdi, az kalsın dünya değiştirecekti. Kamyon şoförünü mezarlığa sokan navigasyon onu öyle yerlere getirdi ki talihsiz şoför az kalsın diri diri mezara girecekti. İstinat duvarında asılı kalan kamyon şoförü mezarların arasında yardım bekledi. Adres girdiği navigasyon onu mezarlığa getirdi. İstinat duvarı olmasa az kalsın mezara da girecekti. Navigasyon burayı gösterdi, buraya da bunun navigasyonu gösterdiği için. Cuma isimli kamyon şoförü gideceği adresi bulabilmek için navigasyondan yardım aldı. Ancak başına gelmeyen kalmadı. Rampadan indiği sırada kamyon kontrolden çıktı. Ön tekerlekleri istinat duvarında asılı kalan kamyon mezarlığın üzerine uçmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine gelen trafik ekipleri vinçle kamyonu asılı kaldığı duvardan indirdi. Navigasyon sadece onu değil, başka sürücüleri de mezarlığa sokmuş. Kapı da bu yüzden daha önce zarar görmüştü. Burası trafik, E5'e benziyor burası. Gel, tırla geliyor, uçurdu orada kapıyı. Kaç kere tırla çevirdim ben burada geri. Mezara girmekten son anda kurtulan şoförün kamyonu vinçle kaldırıldı. Navigasyonun hatası maddi hasarla atlatıldı. Efendim son dönemde hayatımızda o kadar sahte var ki. Sevgiler sahte, gülüşler sahte, ne bileyim dostluklar sahte. Hepsi de bize mi denk geldi ya Rabbi diye insan soruyor kendi kendine. İşte o sahte çok konuşulan doktor gibi onlarca hastaya öneriler veren bir psikolog. O da sahte çıktı. Televizyon programlarına katılıp sosyal medya hesaplarından yayınlar yapan çakma psikoloğun yalanı bir ihbarla ortaya çıktı. Ve işin bir de ironik tarafı var ki sahte psikolog kliniğine bir bilen adını vermişti efendim. Merhaba herkese, ben Şeyda Koçak, Access Bars eğitmeniyim. Bugün Eren Bey'le Access Bars eğitimi yaptık. Hoş geldiniz. Nedir gelebilirsiniz Access Bars'la ilgili? Yani çok güzel bir deneyim oldu benim için. Televizyon programlarına katıldı, sosyal medyada yayın yaptı. Türkiye sahte doktor ve mimarın ardından sahte psikologla da tanıştı. Ben kendine ait muhteşem bir düzeni var. Bunu fark ettim. O kadar kendinden emindi ki kliniğin adını bile bir bilen koydu. Ama 44 yaşındaki Eren Ersoy'un diploması, açtığı kliniğin ise ruhsatı yoktu. Güzel bir pazar gününden
Onu televizyon ve sosyal medya yayınlarında gören hastalar Altınordu'daki kliniğe gidiyordu. Sahte psikolog onları dinliyor, öneriler veriyordu. Ama onun yalanını bir bilen vardı. O isim de CİMER'e ihbarda bulundu. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı sahte psikolog ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Sizin de danışanlarınız çünkü kendi kliniğimde. Evet. Yapılan incelemede sosyal medyada sık sık tanıtımı yapılan iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı. İnsanların ruh sağlığı için çok faydalı bir araç. Gözaltına alınan Eren Ersoy'un diplomasının da olmadığı ortaya çıktı. Bugünlerde hiçbir şey tanımlamıyoruz değil mi? İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen sahte psikolog işlemlerinin ardından savcılığa gönderildi. Orada ifade veren bir bilen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aralarında husumet bulunan eniştesini evinde bulamayan kargocu kız kardeşini rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve özel harekatçılar sevk edildi efendim. Bütün uyarılara rağmen teslim olmayan saldırgan operasyonla etkisiz hale getirildi. İşte ablasını rehin alan kargocu emniyete götürülürken bu sefer de eniştesi ona saldırmaya çalıştı. Polisler mermiyi namluya sürüp hızlıca apartmana koştu. Eniştesine kızıp kız kardeşini silahla rehin alınca polisleri alarma geçirdi. Bayan nerede? Rehin alınan bayan. Bayan şu dairede şurada. Eşi yanında. Kaçıncı kat? İkinci kat. Bayan gelsin bayan. Rehin alma olayı Antalya'da yaşandı. Evli olan kız kardeşini ziyarete giden genç yanında silah da götürmüştü. Eniştesine olan husumeti yüzünden tartışmaya başlayınca silahını çekip kız kardeşini rehin aldı. Ardından da telefonla eniştesini aradı. Oğlum yaşamıyoruz sen lan! Eniştenin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kayınço ikna edilemeyince operasyon için düğmeye basıldı. Gözü dönmüş kayınço kısa sürede etkisiz hale getirildi. Gördüm silah gerçek. Merdiven altı. Boşalttım silah. Atam yatağım. Arasam yerim vardı. Eşi ve çocukları rehin alınan eniştesi de ona öfkeliydi. Böyle tehditler savurdu. Sen de sen de sen de! Hepiniz gidin adamı oğlum! Çocuklarımla silahla gelin! Kolini toplayın Öfkeli enişteyi polisler sakinleştirmeye çalıştı. Ben arkadaşla göreyim kardeş. Sen sağlam olacaksın, ayakta duracaksın paşam. Rehin alınan kadın kurtarılır kurtarılmaz aşağıda bekleyen eşine koştu. Çekmeyin! Çekmeyin! Ya bağırma geç bağırma. Eşimin yanına gideceğim bana. Bacım bir sakinleştirin. Eşimin yanına gideceğim. Kız kardeşini rehin alacak kadar gözü dönen kayınço gözaltına alındı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek. Sayın seyirciler, Sultan Gazi'deki caminin imamı izin almıştı ve vakit namazlarını onun yerine gönüllü olan Ali Turan kıldırmaya başlamıştı. Ancak cemaatten biri namazı yanlış kıldırdığını söyleyince tartışmaya başladılar. Cami cemaati araya girdi, olay büyümeden yatıştırıldı. Aslında herkes yatıştırıldığını zannetti durumun. Cami çıkışında ısrarla yanlış namaz kıldırdığını söyleyen biri onun yolunu kesip hesap sormak isteyince gönüllü imam onu bıçakladı. Gönüllüm yazık ya, diyanetle falan değil. Üzüldük şahsen, keşke olmasa. Onu yapacak bir insan da değil. Yapardım, yapmazdım. Dışarıda münakaşaya tutuşuyorlar. Yanlış namaz kıldırıyor dediği gönüllü imamla tartıştı. Cami cemaati onları ayırdı. Ama çıkışta gönüllü imamın yolunu kesip hesap sormak isteyince karnından ve göğsünden bıçaklandı. Hazreti Ali Camii'nin hocası İbrahim Sürün kızının düğünü için izin aldı. Cami cemaatinden Ali Turansa hoca izinden dönene kadar camide gönüllü imamlık yapmaya başladı. Ali abim bizim muazzinimizdi. Hoca olmuyordu, namaz da kılıyordu. Ancak hayrını üstlendiği bu görev onu neredeyse katil edecekti. Turan namaz kıldırmak için camiye gitti. O sırada öğlen namazı için camiye gelen Faik Uygun, Ali Turan'ın namazı yanlış kıldırdığını söyleyince tartışmaya başladılar. Ben kendim de 20 defa peşinde namaz kılmışım. Hoca olmadığı zaman biz namaz
namaz kılıyorduk. Öyle bir şey yok. Üzünlüydü. Kızının düğünü vardı. Cemaat tarafları ayırdı. Faik Uygun akşam namazı için de aynı camiye geldi. Namazını kıldırdıktan sonra hızlıca çıkıp sokağın başında beklemeye başladı. Gönüllü imam Ali Turan işini tamamlayıp camiden çıktığında sokağın başında karşısına dikildi. Ali abi müezzinlik yapıyordu burada. Bazı şahıslar işte sen müezzinlik yapma, yapardın yapmazdın dışarıda münakaşaya tutuşuyorlar. O arada işte o elim olay meydana gelmiş. İkili yine tartışmaya başladı. Gözü dönen 77 yaşındaki gönüllü imam yanındaki meyve bıçağıyla Uygun'u önce karnından sonra göğsünden yaraladı. Kolay öfkelenen biri değildi. Faik Uygun kanlar içinde yere yığılırken Ali Turan hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. Cemaatin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı Uygun'u hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemede bulunan polis gönüllü imam Ali Turan'ı evinden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Turan tutuklandı. İşte dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima efendim. Lima'nın son hali görenleri şoke etti dersek yeri var. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen isim bir süredir gündemden uzak kalmayı tercih etmişti. Oğlunu kucağına aldıktan 4 ay sonra podyuma dönen 41 yaşındaki modelin doğumda aldığı fazla kiloları oldukça dikkat çekti. Anne olan Lima, bir yıldır ilişki yaşadığı Andre Lammers'tan olan oğlunu doğurduktan sonra aldığı kiloları veremedi. Doğumdan 4 ay sonra ara verdiği podyuma geri döndüğünde ise onu görenlerin tepkileri sosyal medyayı ikiye böldü. Haber ve magazin siteleri Adriana Lima'ya ne oldu başlıklarıyla haberi verdi. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin vazgeçemediği çorbalar üzerinden yürütülen araştırma sonuçlandı. İşte Türkiye'nin en büyük yemek portalına göre zirveye mercimek çorbası oturdu. Hiç şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Çünkü Türkiye'nin 81 ilinde de en çok siparişi verilen çorba mercimek çorbası. En çok sevdiğiniz çorba hangisi? Mercimek çorbası. Neden? Ya hem yöresel hem annemin en güzel yaptığı çorba. O yüzden yıllardır mercimek evet, vazgeçilmezimiz diyebilirim. Kelle paşa. Tarhana. İnternet üzerinden hizmet veren bir yemek portalı son 4 yılın verilerini derleyip Türkiye'nin en çok sevilen çorbalarını belirledi. Benimki mercimek ama buranın kelle paşa çorbası çok güzel oluyor. En çok mercimeği seviyorsun ama. Evet. Tadı bana daha çok güzel geliyor diğerlerinden. Yani geleneksel bir lezzet. Annelerimizin hep yaptığı, alışkın olduğumuz, sevdiğimiz bir lezzet. Türkiye'nin çorba haritası çıkarıldı. Listenin zirvesine de mercimek çorbası yerleşti. 81 ilde internetten en çok sipariş edilen çorba mercimek çorbası oldu. Eskilerden beri gelen en çok babaannelerimizin, nenelerimizin yaptığı çorba seviliyor. Atalarımızdan yadigar, ayrı bir lezzeti var. Tadını, özünü hiç bozmadı, korudu bu zamana kadar. Bundan dolayı yani en çok tercih edilen çorba mercimek çorbasıdır diye düşünüyorum. Bizimkiler yapmayı çok iyi biliyor annelerimiz, restoranlarımız. Annem bütün yemekleri güzel yapar ama ben ekstra mercimeği daha çok seviyorum. Damak tadı herkesin birbirine uyuyor demek ki. Kokusuyla, lezzetiyle adeta bir şifa deposu olan Ezogel'in çorbasıysa internette en çok sevilen ikinci çorba oldu. Ben Ezogel'in çorbasını seviyorum.
Yani en kolay ulaşılabilir, evlerimizde en çok yapılan çorbalardan olduğu için diye düşünüyorum. Ezo Yeli'nin yoklukta kendisinin bulmuş olduğu çözümlü bir çorba olarak biliyoruz. Tarihimizde de yeri böyledir. İşte birazcık mercimek, birazcık bulgur, birazcık pirinç ve az bir salça ile yapılabilmiş ama harika bir tat çıkmış. Kökenli bir çorba olduğunu biliyoruz. Şu anda bamya çorbası içiyorum. Yani çorba kültürü bizde çok yaygın. Farklı tatlar var. Hepsini seviyoruz. Ben tarhana çorbasını çok seviyorum. Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi kelle paça çorbası ve tavuk suyu çorbası da listenin 3. ve 4. sırasında yerini aldı. En çok sevdiğiniz çorba hangisi? İşkembe çorbası. Neden? Şifa deposu. Kelle paça. İşte yılbaşı gecesi çerezsiz, kuru yemişsiz geçmez diyenler yine Eminönü'nün yolunu tuttular. Ancak son bir yılda kuru yemiş fiyatları neredeyse 3 katına çıktığı için birçoğu hayal kırıklığı yaşadı. Hatta Antep fıstığının kilosu 550 liraya dayanmış efendim. Buna rağmen eli boş dönmek istemeyenler güçleri yettiğince alışveriş torbalarını doldurmaya çalıştılar. Ama gerçek şu ki bir ürünün fiyatını küçümsemek üzere kullandığımız hani o çerez parası cümlesi var ya, artık o söz bugünlerde tarih oldu. Yılbaşı geldi, çerezler alınsın, çerezler alınsın. Al, 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 al. 2023 mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun inşallah. İnşallah efendim. Yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı kuru yemişler için telaş günler öncesinden başlamıştı. Ama o kuru yemişlerin fiyatları yeni yıl coşkusuna gölge düşürdü. Yani mümkün değil, çerezsiz geçmez yeni yıl. Biraz da fiyatları uygun olsa çok çok iyi olurdu, süper olurdu. Durgunluk vardı bir iki hafta ama son bir haftadır maşallah iyi bir hareketlik var. Çok değil de azar azar her çeşitini almaya çalışıyor. Fiyatlar nasıl peki? Büyük sıkıntı olan kabak çekirdeğiyle, yani %100'e diyebiliriz ki fiyatları yükseldi. Kilosu 250-275 liraya kadar çıktı. Aldık efendim. Fıstık aldım, siirt fıstığı da lokum aldım. Fiyatlar nasıl yılbaşı öncesinde? Ya yüksek ama normal, maliyetler yüksek çünkü. Ucuz bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi fiyatlar çok yüksek. İmkanımız olduğu sürece almaya çalışıyoruz. Bir kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz. O ablam nasıl tadı? Tadı çok harika ama fiyatı çok yüksek. Bugün ne kadar mı? 220 TL diyor. Yılbaşı için alacağız. Aynen öyle. Yılbaşı alışverişinin olmazsa olmazı Mısır Çarşısı. Çarşı bugün oldukça kalabalık, yine hareketli. Ailesiyle birlikte yılbaşını evde geçirmek isteyenlerin tercihi yine kuru yemişler oldu. Peki yılbaşı öncesi kuru yemiş fiyatları ne durumda? Antep fıstığı 500'ün üstünde şu anda kilosu. Ne kadardı fiyatı da yükseldi? Yani Antep fıstığının kilosu 200-300 liraydı. Bir anda stokların tükenmesiyle beraber kilosu 550 lirayı buluyor. İyi bir Antep'si, yeni mahsul. Yerli tozlu fıstık dediğimiz yerli malın stoklarına tükendiği için kilosu 170 liraya. Eskiden fıstığın fiyatı biraz ekonomik olurdu ama neredeyse Antep'le kafa kafaya gelecek durumda yani. Kilosu 300 lira. Yılbaşında karışık çerezler olmazsa olmaz diyenleriniz varsa kilosu 180 liradan başlıyor. 300 liraya olanı da var. Ancak daha kaliteli bir kuru yemiş istiyorsanız da bu rakam 415 liraya kadar yükseliyor. İşte böyle yılbaşı konseptli bir çerezlik de almak istiyorsanız bunun fiyatı 190 lira. Yerli badem 570 lira, ithal badem 460 lira. Temennimiz kalmasından yana ama bu gidiş herhalde artacak gibi görünüyor. Çerez aldık mı? Aldık. Ne aldık? Badem aldık, çam fıstığı aldık, siirt aldık. Ne varsa aldık yani. Fiyat nasıl? Pahalı. Sivas'tan aldık 2 hafta evvel. Hemen hemen %30 daha pahalı İstanbul'da. Oh ablam, ne yiyorsun böyle? Leblebi yiyorum, leblebi. Nasıl tadı? Tadı çok güzel ama çok pahalı. Leblebi koydum toza he. Ne aldın sen? Ne alayım? Azıcık fındık, azıcık da kaşığı aldım. Başka bir şey alamadım ki. Çerez bakacağız mı? Yok, bakamayacağız maalesef. El yakıyor. Lokum falan alıyorum işte yılbaşı akşamı için. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah şanlar bereketli olur. Emeklilikte yaşa takılanlar için zamsız fiyatla borçlanma için de bugün son gündü. İşlemlerini son güne bırakanlar Sosyal Güvenlik Kurumu önünde kuyruklar oluşturdular. Yeni yılla birlikte hem askerlik hem de doğum borçlanma bedellerine %54 oranında zam gelecek sayın seyirciler. İşte bu zamdan etkilenmek istemeyenler soluğu son kez ilgili kurumun kapısında aldı. İyi
iyi geceler. Sabah 5'ten beri buradayım. İşini sıkı tutanlar daha geceden SGK'lara gelip yer kaptı. Çay demleyip mesainin başlamasını bekledi. Kaç saattir bekliyorsunuz burada? 2 saattir bekliyorum. Ablacığım siz ne yapıyorsunuz burada? Burada iş çocuk için sıra bekliyorum. Benim uzaktan geldiği için ben çocuğumun yerine geldim. Gün ardında çektikleri çilenin karşılığını gördüler. Zamlı tarifeden etkilenmemek için SGK'ya akın edenlerin en önünde yer aldılar. Bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum, o yüzden buradayım. Emin olmak için geldim açıkçası. Televizyondan duydum. Şu geriye dönük borçlanmak için, emeklilik için. Görmüş olduğunuz kuyruğun adı EKT, yani emeklilikte kuyruğa takılanlar. İşlemlerini son güne bırakanlar bir kez daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önündeydi. Yani emeklilikte yaşa takılanlar bu kez kuyruğa takıldı. Sizde kaç çocuk var? Bende 2 çocuk var. Ne kadar ödeyeceksiniz? Ne kadar ödeyeceğimi soracağım ben içeride. Askerlik borçlanmasında güncel rakam askerlik yapılan aya göre değişiyor. 360 gün yani 12 ay askerlik yapanlar güncel rakama göre 24.848 TL ödeyecek. 1 Ocak itibariyle bu rakam 38.430 TL olacak. 1 Ocak itibariyle 12 ay askerlik borçlanması olanlar 13.582 lira fark ödeyecek. 15 ay askerlik borçlanması bedeli 2022'de 31.060 TL iken 2023 yılı için en az 48.038 TL olacak. 15 ay askerlik borçlanması olanlar ise 16.978 lira fazla ödemiş olacak. Erkekler için 18 ay askerlik borçlanması bedeli yeni yılla birlikte 37.272 TL'den 57.646 TL olacak. 18 ay askerlik borçlanması olanlar için fark 20.374 lira olarak hesaplandı. 540 bin borçlanmamız var 18 ay. 18 ay borçlanmak istiyorsanız bugün 37.272 lira ödeyeceksiniz. Bugünün dışında? Yılbaşından sonra 57 bin lira ödeyeceğim abi. 57.646 lira olacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Devam edeceğiz. Kadınların doğum borçlanmasında rakamlar biraz daha yüksek. Şu an 2 çocuk için ödeyeceğiniz rakam 99.394 lira. Of, ya ödemeyeceğim o kadar. Pazartesi günü 153.722 lira olacak. Oo, şu anda da ödeyemem o kadar parayı, sonra da ödeyemem. Taksitlenirse aydan aya olabilir. Şu an bir çocuk 49.697 TL. Yani bir çocuk için o zaman borçlanacağım. Cisse için borçlanmak isteseniz bugün itibariyle 99.394 lira. İnşallah ikinciye gerek kalmaz. Doğum borçlanmasında bir çocuk için 2 yıllık borçlanma bedeli 49.697 TL olarak hesaplandı. Yeni yılla birlikte 76.861 TL olacak. 27.164 TL zamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. 2023 hedeflerini anlatan Erdoğan, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık dedi. 2023 milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye 100 yılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. Yeni yıl mesajı yayınladı. Türkiye 100 yılı vurgusu yaptı. Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni 100 yılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz. Artık hedefimiz küresel, siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değildir. Hedefimiz en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır. Yani yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'nin son gününde kamera karşısındaydı. Uluslararası krizlerde sağduyulu, soğukkanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez. Dünya enerji kriziyle boğuşurken bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen konumumuzla biz kendimizi farklı bir yere taşıdık. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan hayat pahalılığı ile ekonomik sıkıntılara değindi. Milletimizi kaderini terk etmedik dedi. Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıkmıştır.
Ancak bu süreçte Türkiye'yi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık. Kendi kaderine terk etmedik. Ve terörle mücadele 2022'nin son konuşmasında kararlılık vurgusu yaptı. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldi. Milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek terörle mücadele stratejimizi tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce var gücümüzle mücadele ederek 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Yeni yıl mesajında iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlatan ana muhalefet lideri adaylık tartışmaları devam ederken yine çok konuşulacak ifadeler kullandı. Loading halkım, loading. Binlerce sorunun çözümü, loading. Göreceksiniz. 2023'ün neden herhangi bir yıl gibi olmayacağını göreceksiniz. Ve yaşayacaksınız. Çünkü o beklediğiniz yıl bu yıl olacak. Bay Kemal'i bekleyin. İyi seneler. Sosyal medya hesabından video paylaştı. İngilizce loading yani yükleniyor diyerek Bay Kemal'i bekleyin mesajı verdi. KYK dedim, EYT dedim. Bay Kemal söylüyor, saray paniğe kapılıyor. 20 yıldır halkın çığlığına kulaklarını kapatan bu adam şimdi ne dediysem yapıyor. Yapar mı? Yapacak. Yaptıracağım ona. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kamera karşısına geçti. Sevgili halkım, bir fırtına geliyor. Unutmayın, bir fırtına geliyor. Öyle güzel bir fırtına ki bu mükemmel bir çözümler fırtınası. Yelkenlerimiz rüzgarla dolacak. Ana muhalefet lideri iktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlattı. En büyük sorunlardan en küçüklerine kadar tüm çözümler bir anda başlayacak. Düşünün, otomobilde ÖTV'nin kaldırıldı. Ücretlilerin daha düşük vergi ödediği, fiyat artışlarının sonlandığı, ücretlerin arttığı. Daha da önemlisi, alım gücünün yükseldiği, kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından ödendiği, hakların verildiği, yatırım paralarının Türkiye'ye aktığı, afların çıktığı, kadınların sorunlarının çözüldüğü bir büyük hareket. İşte Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun yeni adresi sonunda belli oldu. Suudi Arabistan takımlarından El Nasr peşinde olduğu Cristiano Ronaldo ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Ronaldo'nun bu sözleşmeden kazanacağı transfer ücreti ise dudakları uçuklattı. Good to see what's on. Cut back for Ronaldo. Sensational finish. What a goal. And that's even better than his first. Do you think the money going to change my mind now with 13 years old? I don't think so. I think this is not going to be the problem. Because if you will speak about the money, I will go to Qatar. Derdim para olsaydı Katar'a giderdim diyen Ronaldo, dudak uçuklatan bir fiyata transfer oldu. Üstelik o transfer ücretini ödeyecek olan yine bir körfez ülkesiydi. Cristiano Ronaldo, great feat. Cristiano Ronaldo, that is stunning. Absolutely stunning. He is still the man. Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'nda da umduğunu bulamayan Ronaldo, Asya ülkesinin yolunu tuttu. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi Arabistan ekibi El Nasr oldu. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! 2,5 yıllık resmi sözleşmeyi imza atan yıldız futbolcunun alacağı ücretse spor kamuoyunun gündemine oturdu. Ronaldo'nun 2,5 yılda sponsorlarla birlikte 200 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Ronaldo, he's got a chance for a hat-trick. It'll be his second hat-trick of the week.
Buna göre Ronaldo Suudi Arabistan'da günlük 220 bin, haftalık 1 milyon 540 bin, aylıksa 6 milyon 600 bin euroyu cebine indirecek. Yani yıldız futbolcu Arabistan'da geçirdiği her saniye için 2,5 euro kazanacak. Ronaldo likes the look of this. Cristiano Ronaldo ilk açıklamasında El Nasr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum dedi. Ronaldo. Aslında Ronaldo'nun Arabistan ekibine transferini Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 gün öncesinden duyurmuştu. Aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Ayrıca El Nasr'da Türk futbol severlerin yakından tanıdığı isimler de var. Kamerunlu golcü Abubakar, Brezilyalı Talisca ve eski Fenerbahçeli Gustavo Ronaldo'nun yeni takım arkadaşları olacak. Evet, böylelikle Beyaz Ana benim bu akşamda sonuna gelmiş olduk efendim. Malumunuz yılbaşı, yılbaşı ile ilgili dileklerimizi de iletelim. Haberlerimiz de inşallah bundan böyle iyi haberler alırsınız. Kötü haberler evinizden uzak dursun, uzak kalsın diyelim ve iznimizi isteyelim.